Diferansiyel denklem sistemleri ve çözüm yöntemleri. Diferansiyel denklem sistemi nedir? Öncelikle onu konuşacağız. Arkasından da bu videomuzda çözüm yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ardından da bu çözüm yöntemlerinin tek tek videolar halinde uygulamalarını göreceğiz. Öncelikle diferansiyel denklem sistemi nedir? İki veya daha fazla bilinmeyenin daha fazla fonksiyonun iki veya daha fazla farklı fonksiyonun türevini içeren iki veya daha fazla denklem, diferansiyel denklem. Denklemlerin oluşturduğu ifadelerdir, oluşturduğu sistemlerdir. Biraz karışık gibi oldu tanımımız ama tanımımızı şimdi daha netleştirelim. İki veya daha fazla farklı fonksiyonun türevini içermeli. Yani bir x'in türevini içeriyorsak bir de y'nin türevini içermeliyiz. Mesela bir diferansiyel denklem sistemi olabilmesi için. Veya bir 3 üçüncü bir bilinmeyen de katabiliriz. Z'nin türevini içermeli fonksiyonlarımız. 2 veya daha fazla diferansiyel denklem olması gerekir. Çünkü eğer iki farklı fonksiyonun türevi varsa çözülebilmesi için de iki denklem ihtiyacımız olur. 3 tane fonksiyonun türevi alınmışsa 3 fonksiyon 3 tane denkleme ihtiyacımız olur. Burada da mesela x eşittir 3x artı 2y, y'nin türevi eşittir x eksi 5y. Birinci dereceden türevleri alınmış iki diferansiyel denklem görmekteyiz. Birisindeki bilinmeyen x, birisindeki bilinmeyen y. Bu bir diferansiyel denklem sistemi oluşturur. Denklem sistemi. Soruya baktığımızda, soru demeyelim de verilen ifadelere baktığımızda iki veya daha fazla farklı fonksiyonun türevi var. Bir x'in türevi var, bir y'nin türevi var ve elimizde de iki denklem var. İki tane türevli varsa iki denklemin olması yeterlidir. Üç tane türevli ifade olursa üç denklem gerekir bize çözebilmek için. İşte bu şekildeki diferansiyel durumlarına diferansiyel denklem sistemleri demekteyiz. Bu tanımın arkasından birkaç diferansiyel denklem sistemi örneği inceleyelim. X1'in türevi eşittir 3x1 eksi 4x2. X2'nin türevi 4x1 artı 3x2 gibi. Bu iki bilinmeyenli birinci mertebe veya birinci dereceden diferansiyel denklem sistemidir. Bizim karşımıza gelecek olan diferansiyel denklem sistemleri zaten birinci derece olacak. İkinci derece ve daha fazla olanları genelde müfredat dışıdır. O yüzden biz de birinci derece diferansiyel denklem sistemlerini inceleyeceğiz. Bir tane üç bilinmeyenli yapalım. Üç bilinmeyenli de çözümü çok uzun olduğu için pek sorulmaz. 3x eksi 4y artı z diyelim. Y'nin türevi eşittir. X artı 2y artı z diyelim. Z'nin türevi eşittir. X eksi y eksi 3z diyelim. Bu da 3 bilinmeyenli. Buradaki bilinmeyenlerimiz birer fonksiyondur. Birinci dereceden diferansiyel denklem sistemidir. Denklem sistemi. Diferansiyel denklem sistemlerinin diğer bir yazım şekli dx bölü dt eşittir 2x eksi 3y.
dy bölü dt kime göre türev alındığı gösteriliyor burada. X artı 3y. Bu gördüğümüz şey aslında x'in türevi eşittir 2x eksi 3y. Y'nin türevi eşittir x artı 3y. Şimdi bu yazdıklarımızın hepsi homojen diferansiyel denklem sistemiydi. Şimdi homojen ve homojen olmayan kısmını kurgulayalım. Diferansiyel denklem sisteminin az çok ne olduğunu anlamış olmalıyız buraya kadar. İki veya daha fazla farklı fonksiyonun türevi olması gerekir. İki tane fonksiyonun türevi alınmışsa iki farklı denkleme ihtiyacımız var. Üç farklı fonksiyonun türevi alınmışsa üç tane denkleme ihtiyacımız var. Biz zaten iki tane denklemden oluşan genelde diferansiyel denklem sistemlerini çözeceğiz. Üçlü de sorulabilir tabii ki. Ama üçten daha fazlasının sorulabilmesi mümkün değildir. Şimdi homojen diferansiyel denklem sistemi. Bir de homojen olmayanı kurgulayalım. Homojen diferansiyel denklem sistemi. Bir de homojen olmayanları konuşalım. Homojen olmayan diferansiyel denklem sistemi. Bu ikisi arasındaki farkı da konuştuktan sonra çözüm yöntemlerimizin ne olduğunu konuşacağız. Homojenler, yukarıda yazdıklarımın hepsi homojendi. X1'in türevi eşittir 2x2 artı 3x1 gibi. X2'nin türevi eşittir x1 eksi 4x2 gibi. Bunların yanlarına artı olarak, ek olarak t'li ifadeler gelmiyorsa bunlar homojendir. Şuraya geldiğimizde homojen olmayan bir tane yazalım. Aynı denklem üzerinden 2x1 eksi 3x2 artı t kare. X2'nin türevi eşittir x1 artı 4x2 artı e üzeri eksi 3t. Şimdi bu gelen artı durumundaki t'li ifadeler homojen olmamasına neden olmaktadırlar diferansiyel denklem sisteminin. Bu homojendir, bu homojen olmayandır. Biz bir diferansiyel denklem sistemine baktığımızda homojen mi, homojen değil mi bakar bakmaz anlamalıyız zaten. Bu sağ tarafta gördüğümüz homojen olmayan, sol taraftaki homojen olan. Homojen olduğu zaman diferansiyel denklem sisteminin çözümü x genel diye ifade edersek x homojen artı x özel çözüm. Özel yok burada. Bu sadece homojen olan. Şimdi homojenlerde genel çözüm direkt homojen çözüme eşittir. Homojen olmayanlarda ise genel çözüm x homojen artı x özel çözümünden oluşmaktadır. Bu ikisinin farkı da temel olarak budur. Tabii ki tahmin edersiniz ki homojen olmayanların çözümü çok daha uzun sürmektedir. Şimdi çözüm yöntemleri. Bir diferansiyel denklem sisteminde çözüm yöntemleri nelerdir? X1'in türevi eşittir 2x1 eksi 3x2 diyelim. X2'nin türevi eşittir x1 artı 4x2. Çözüm yöntemlerimizden ilki ve en yaygın kullanılanı hemen hemen bütün üniversitelerdeki diferansiyel denklemler dersinde sorusu gelen lineer yardımıyla çözmek. Yani lineer cebir dersindeki öz değer ve öz vektörler yardımıyla. Yani eigenvalue, eigenvektör yardımıyla. Öz vektörler yardımıyla çözme. Yani matrisler yardımıyla çözme. Bu çözüm tekniğinde biz bu gördüğümüz diferansiyel denklemi şu şekilde yazıyoruz. X1'in türevi, X2'nin türevi
X1'in türevini şurayı yanlış yazdım. Karalayalım şurayı. X1'in türevi, X2'nin türevini bir matris haline getiriyoruz. Eşittir. Bu X1, X2'nin önündeki katsayılardan bir matris oluşturuyoruz. 2, eksi 3, 1, 4. Bunun yanına da X1, X2 koyuyoruz. Ve en son bunu da şu X1, X2'nin türevini X türev olarak ifade ediyoruz. Buradaki matrisi de 2, eksi 3, 1, 4. Bunun yanına da bir x koyuyoruz. Bize şu şekilde sorulan bir soru, bunu çözün dediği zaman bize aslında böyle bir diferansiyel denklem sistemini çözmemizi istiyor ve homojen bir diferansiyel denklem sistemidir bu. İlk olarak çözeceğimiz ve öğreneceğimiz yöntem budur. Özdeğer ve öz vektörler yardımıyla çözülür bu. Yöntemleri burada öğrenmeyeceğiz. Şimdi hangi yöntemlerle çözüm yapabiliyoruz? Onu konuşuyoruz. Birinci yolumuz çözmek için matrisler yardımıyla, matrislerdeki özdeğer ve öz vektörler yardımıyla çözeriz. İkinci yolumuz belki de buna nazaran daha kolay bir yol olarak da söylenebilir. Tabii yapan kişinin yorumuna bağlı bu. Diferansiyel operatörleriyle, diferansiyel operatörü kullanarak yardımıyla çözme diyoruz buna da biz. Diferansiyel operatörüyle çözmede şu türev x1'in türevi şu şekilde yazılır. D x1. Şu türevi D olarak ifade edip dx1 yazıyoruz. X2'nin türevini de dx2 yazıp arkasından bunların hepsini aynı tarafa topluyoruz. Dx1 eksi 2x1 artı 3x2 eşittir 0. Dx2 eksi x1 eksi 4x2 eşittir 0. Ardından da bunu x birileri birleştirip d eksi 2x1 artı 3x2 eşittir 0. D eksi 4x2 eksi x1 eşittir 0. Buradan yok etme metoduyla çözüyoruz. İşte bu diferansiyel operatörü yardımıyla çözme tekniğidir. İkinci öğreneceğimiz yöntem bu. Ben sadece burada bir giriş yaptım. Bu şekilde çözmeye ise diferansiyel operatörü yardımıyla çözme. Özünde yok etme metodu kullanıyoruz en sonunda da. Üçüncü tekniğimiz. Bu üç teknik tabii ki şimdi homojen bir diferansiyel denklem sistemi yazdı buraya. Homojen olmayanı da aynı şekilde bu üçünde de homojen olmayanın çözüm tekniklerini inceleyeceğiz. Üçüncü yol Laplace dönüşümü yardımıyla. Fakat Laplace dönüşümü yardımıyla çözebilmemiz için başlangıç koşulları verilmiş olması lazım. Bu halindekini çözemeyiz. Başlangıç koşulları verilmiş olmalı. Nedir bu başlangıç koşulları da? X1 de 0, 2 ediyor. X2 de 0, 3 ediyor gibi. Ve bu başlangıç koşulları kesinlikle sıfırda olmalı. Eğer ki bir diferansiyel denklem sisteminde başlangıç koşulu verilmemişse ya matris yardımıyla ya da diferansiyel operatör yardımıyla çözeceğiz. Eğer başlangıç koşulları verilmiş olursa bir de ek yöntem olarak Laplace yardımıyla çözebiliriz. Bu şekilde diferansiyel denklem sistemlerinin ne olduğunu, homojen olanın homojen olmayanının ne olduğunu ve hangi yöntemlerle çözüldüğünü konuştuğumuz bu videoyu tamamlıyoruz. Bunun arkasından ilk yöntemimiz olan matris yardımıyla yani öz değer, öz vektörler yardımıyla çözüm videomuzu çekeceğiz.